Tekrar birlikteyiz. Ya Onur. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu ne açıkladı bugün? Ha şunlara toplam seçmen yurt Ha dur 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 bunlar önemli ya. Bak bu merak ettiğimiz bütün konular burada var. Sayın seyirciler Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinde toplam 64 milyon seçmenimiz var. 64 milyon küsur. Bunların 60 milyon küsürü yurt içinde. Al işte yurt dışı çıktı Hakan Bayrakçı. 3 evet. milyon 416 bin. Evet. Neredeyse yüzde beş. Kaç? Yüzde beş gibi. Yüzde beşe mi tekabül ediyor? Yüzde 5. %5. beş. ilk kez oy kullanacak. Hani şimdi genç seçmen, Z kuşağı, teknofes kuşağı falan deniliyor ya. Kimisi Z kuşağı diyor. Cumhurbaşkanı Z kuşağı değil, teknofes kuşağı o diyor. Uyarıyor filan hani o gençler 5 milyon 182 .318. bunlar ilk kez oy kullanacaklar. Evet. Yani en genç seçmen bunlar. Buna yurt dışı yurt içi her şey dahil. 5 milyon 182 bin 318. Baya bir rakam yani bu aslında hani seçimin ta en başından beri en önemli seçmen kitlesi bu filan diyorlar ama diyorlardı da ben fazla ciddiye almıyordum. Ciddiye almak gerekiyormuş yani. Evet 8.4 falan. Bizde 8 denk geliyor. Kadın önemli. seçmen sayısı da erkekten fazlaymış Türkiye'de. Kadın bir. Türkiye'de seçmen Kadın her zaman fazladır. 32 milyon küsür. Erkek seçmen 31 milyon küsür. Kadınlar o daha fazla. 80 senedir öyle böyle. Hep öyledir. 500 bin, 500 bin yani Sebebi fazla. şu. 1920'lere kadar erkekler sürekli şeyi savaşlarda öldüğü için hep kadın nüfus o tarihten beri o sebeple fazla ola geldi. Allah Allah. E bazı ülkeler öyledir. İngilizler, Almanlar. Tamam öyledir. Onur. Verdik rakamları. Neyini tartışacağız abi bunun? Bu gayet işte her şey açık ortada. Başka var mı bir şey? Ver, tartış. Ya tartışacak bir şey yok burada yani. O şey diyecek. 5 milyon seçmenin analizini yapın diyecek o. <laughs> yani var, mesela bu seçmenin ne kadarı sandığa gidiyor? Hakan Bey'de belki o uzun yıllar ortalaması vardır. Yani Türkiye'de seçime katılım oranı söyleyeyim. Yurt dışını diyorsun değil mi? Yok yok yani seçime katılım Öyle. oranı Türkiye'de. Valla Türkiye çok yüksek. Türkiye seçime katılım oranında dünyada da yüksek, çok Avrupa'da yüksek. da en yükseklerden 85, biri. 80... 84-85'leri buluyor. 87, Hele bu seçim 87. daha da artar bence. Ya yani şimdi yurt içi seçmenini iyi kötü anketlerle buluyoruz ama yurt dışını isterseniz deminki tablo geri dönerse kısa bir analiz yapabilirim. Şimdi. Gel abi gel buyur. Yerine geçebilir miyim? Şimdi, buyur, gel. Uzun gel bir abi. şey değil ama ne? Olsun abi, ben de biraz oturmuş olurum. Bir dinleyeyim. Demin ki şeyi açabilirsek, Onur. Ee, bir önceki, ee, bir öncekini getirelim. Evet, şimdi. Yurt dışı seçmen, 3 milyon 416 bin. Bu Türkiye'de yapılmış anketlerde hesaba hiçbir araştırma şirketinin katmadığı, katamadığı. Şu 3 milyon 400. Bin. Evet, evet. Ya gidip orada anket yapılamıyor mu ya? Efendim, yani? geçen seçim yapıldı ama maliyeti malum çok yüksek. Yani siz yurt dışında Almanya'ya gideceksin, yanaya gideceksin, Aynı. New York'a gideceksin, eyvallah. Evet. Şimdi o durumda ne yapıyoruz? Araştırma şirketleri tahmin mi yürütüyorsunuz? Yok, Bir önceki şirketlere onu katmıyoruz da. Her şekilde hiçbir araştırma şirketi onu katmaz. Ama ne yapıyor? Yani hesap yaparken anket anlamında değil. Önceki seçimlere bakarak. Kanaat ediniyoruz. Peki önceki seçimlerde bu kitlenin nereye oy verdiği belli mi? Belli. Ha, belli. bakıyorsun sonuçlara. Belli. Evet. Bu kitlenin bir kere ne kadar oy kullanıyor? Bu kitlede oy kullanma düşük. Türkiye gibi değil. Yüzde yani, kaç? Yüzde 55. 58. Aa, çok düşük. Baya düşük oluyor. Ama e, normalde bazı Avrupa ülkeleri için, Amerika için normal kullanım oranı gibi. Ay, Avrupa standartları. Avrupa standartı evet. Şimdi. Ee, ...geçen seçim 2019'u... ...18'i 18 pardon... ...ölçü alalım... ...2018'de... ...bu seçmen kitlesi parti olarak... ...pardon, Cumhurbaşkanlığı oyu olarak... cumhurbaşkanına ...Sayın Erdoğan'a 60'a yakın... ...yüzde 59 oy verdiler. Öyle mi ya? Evet, 60. 59. Yani orada Erdoğan 60 alıyor. Yani 59-60. Yani, Türkiye'den 9-10 puan fazla çıkıyor her seçim. Ama bu... Ee, öteki önceki seçimlerde de bu böyle. Mesela 2018'de böyle. 2014'te 4'te böyle. AK Parti? %62. AK Parti'de göreceli olarak daha yüksek tabii doğal %62 olarak. %62 galiba 2018. Şimdi şöyle düşünelim. Bu seçim 60 düşünmeyelim, freli düşünelim. 58, 57 diyelim. Çünkü bu arada bir İngiliz şirketi yurt dışındaki Türklerle anket yapmış. Onlar da Erdoğan'ın oyu. 58 o ankette. Yurt dışı. Yurt dışı oyunu söylüyorum. Yurt dışı oyu. 58'i baz alalım. Önceki seçimleri ya da bu İngiliz şirketinin şeyini araştırmasını baz alalım. Türkiye geneline yani oylar gelip Türkiye'ye katılacak ya. Yaklaşık benim hesaplarıma göre 0.6-0.7 oranında yani yarım puandan biraz fazla tesir eder. Bir puana yakın tesir olur. Cumhur İttifakı lehine olarak yurt dışı, yurt dışı oyları. oyları. Tabii. Peki ha diyorsunuz ki seçimler bu kadar kritikken, başa başken bir anlamı olur. E tabii. Şimdi yani bakın bazı anketler görüyoruz. Bilmem 54'e 46 işte falanca kazanıyor. Şu aday kazanıyor. Efendim bir anket görüyoruz tersi falan. Ama 4-5 tane şirkette 51,5'a 48,5 dengesi görüyoruz. Bu bazen 51,5 Kemal Kılıçdaroğlu, bazen 51,5 Recep Tayyip Erdoğan. Doğru. Şimdi 3-4 hatta 5 şirket böyle sonuç verdi. Ee, bu 51,5'a 48,5 dengesini baz alırsak. Yurt dışı oylar çok önemli o zaman. Yurt dışı oylar aşırı önem kazanıyor bir. Bir de bir şey daha dikkatinizi çekeyim. Yani bunun bu arada benim tahminim 2 milyon. Yani 1 milyon 980 bin kişi falan oy kullanacak. Ha geri kalanı nasıl dağılıyor biliyor musunuz? O da enteresan. İkinci parti CHP değil. HDP. 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 Yurt dışında evet. HDP yurt dışı oylarında. MHP'nin de var bir miktar oyu. Var da yurt dışında. E, dördüncü MHP. Yani üçüncü CHP mü CHP? CHP üçüncü. HDP ikinci. CHP üçüncü. E, MHP, MHP dördüncü. dördüncü. Yurt dışı oylarında. Ama bu epey seçimdir böyle. Hani 2018 değil. 2011'de de böyleydi. Bilmem 2007'de de böyleydi. Şimdi bu seçim Türkiye'deki bu polarizasyondan ötürü ben yurt dışındaki oy kullanma oranının bu kez e, 54-55'lerde kalmayacağını, 60'ları geçeceğini tahmin ediyorum. Peki orada oy kullanma oranı artak, arttıkça e, Erdoğan'ın oran, lehine mi? E, eğer son aynı <laughs> şey <soracak. Öyle gülüyor> Özür dilerim, pardon. Kimin lehine olur diyor oran artınca. Peki. Şimdi bunun için neyi baz alabilirim? Son 30 yıldaki oyları baz alırım. Baz alındığı takdirde Cumhur İttifakı'nın lehine olur. Ya da Cumhurbaşkanlığı oyunda Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan lehine olur. E, oy oranı artarsa, oy katılan olay artarsa evet. baz olarak artacağı için Doğru. %1 değil %1.5'a kadar etki ha. yapar. O Hakan tamam. Bey onu bu söyledim, asker canım. polis o 1 milyon e, oy da var değil mi orada aslında? O da anketlerde. Söylemem istiyor. Yani anlatmamı ölçümlenme. istiyorsanız söyleyeyim onu da. Nedir anlamadım. Ya şöyle yani şöyle bir şey. Sorduğu şu Zafer Bey'in. Şimdi anketlerde biz Türkiye geneli kotasını hazırlarken ister 26 illik ister bilmem 77 vilayetlik kotayı hazırlarken normalde kır kenti işte kadın erkeği yaş gruplarını falan kota alırız. Çünkü bu nüfus sayımlarında saptanıyor. Fakat ulaşamadığımız ya da bütün araştırma şirketlerinin zor ulaştığı iki tane kitle var Türkiye'de. Anket yapmakta zorlandığı kolay kolay da yapamadığı. Bunlardan birisi e, 380-400 bin civarı olan polisler. Polisten anket kolay yapamazsınız. Niye? E şimdi bir resmi polise gidip seninle anket yapmak istiyorum dediğinde ben resmi görevliyim der. Ya ha. öyle diyor ya da zaten anketörüm gidemiyor oraya. Cevap vermez. Zaten. Cevap vermiyor. Resmi... Cevap da vermez. Ama Genelde lojmanları baz aldığımızda eğilimleri biliyoruz. Ne çıkıyor? Yani asker, polis lojmanlarında oylar ne çıkıyor? MHP mi ağırlıklı? AK Parti mi ağırlıklı? Polisi söyleyeyim. Bu arada polis deyince polis 380-400 bin kadroyu 400 bin kişi kabul etmeyin. En yakın iki kişiyle kabul edin. 1 milyon 200 bin kabul edin. Çünkü eşi var. Ee, ya çocuğu var ya babası var. Yani etki kitlesi bir polisin en az 3 kişidir. Dolayısıyla 3 ile çarpılmalı. 1 milyon 200 bindir. Anketlerin çoğunda bu kitlenin eğilimlerini göremezsiniz. O yüzden de sıkıntılı oluyor bu anketler. He. He. Ben sonuçları biliyorum ama yani o kadar detaya da girmeyelim çünkü. Girin, sonuçta girin, bir evet. polis eee emniyetçi. Doğru da Hakan Bey. Doğru 2018 doğru. seçimlerinde 7 milyon kişi sandığa gitmemiş. Yani bu seçimi aslında belirleyecek faktörlerden biri de belki de o 2018'de sandığa gitmeyenler de olabilir. Ama yani 7 milyon işler, kişiden bahsediyoruz. Mutlaka bu seçimde de sandığa gitmeyecek olacak. bu seçimde olacak. katılım biraz daha yüksek olacak deniliyor ya. Hani belki ama yine bir 5 milyon gitmeyecek. Her seçimde olur. Hakan Bey daha iyi bilir ama ya. her seçimde mutlaka olur değil mi sandığa gitmeyen? Diye. Ya oluyor oluyor. 3 ama, ama bazı seçim, milyon seçim yükseliyor dedi doğru. Bu seçim yükseklerden biri olacağı da doğru. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday hmm. olduğu seçimde e, %77'ymiş katılım oranı. normal. Düşüktü. Evet. Düşüktü. O evet. bayağı Türkiye standartları için düşüktü. Çünkü o şey, şey değil. Yani... 84'leri gördü. Kıran kırana bir savaşa dönüşmemişti o. Evet. Yani. Ama geçen seçim daha bir daha yüksekti. Mobilizeydi 80, muhalif seçmenler, iktidar galiba. seçmenleri. Şeyi diyorsun, 2018'de. Evet. Doğru. Bir mobilizasyon vardı yani. Doğru. Bayağı polarizasyon olmuştu. Sonuç söyleyeyim, yani bu nüfuslara, bu seçmen sayılarına göre. Yurt dışı oylarını kale aldığımızda, anket kolay yapılamayan polis ve aileleri, yani emniyet görevlerini baz aldığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri de kısmen bu kategoriye girer. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, genelde oy kullanma eğilimi polis teşkilatı ile aynı değildir. Biraz farklıdır. Yüzdelerini ben biliyorum ama burada söylemem uygun olmayabilir. Söylemeyin bence güvenlik değilim. güçleri sonra. Tabii söylemeyin Heh. o yakışık almaz. Ama efendim. sadece şunu söyleyebilirim. Yapılan tüm anketlerde açıklanan sonuçlarda yurt dışı oyları ve bu söylediğim iki faktörü ülkenin güvenlik güçlerinin oy potansiyelini kale alarak anketleri her okuyuşunuzda bir buçuk puan iktidarın aleyhine sonuç görürsünüz. Yani bir diğer de işte söyleyeyim, izah edemedim. Bir, bir buçuk puana yakın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu her ne hangi ankete bakıyorsanız fazla görebilirsiniz. Bu söylediğim iki sebepten ötürü. Eksik görebilirsiniz. Şöyle... Yani siz mesela bir ankette 48 mi gördünüz Erdoğan? Onu ne olarak okumalısınız? Onu 50 olarak okumalısınız. Işte, evet. Çünkü anket yapılamayan yurt dışı ve emniyet ve güvenlik bu ülkenin teşkilatının seçmen eğilimlerinden bir, bir, bir buçuk puana yakın bu hepsinin toplamından Cumhurbaşkanı Ya Hakan mısın? Bey şöyle söyleyebilir miyiz? Eğer Kılıçdaroğlu farklı kazanıyorsa bu söylediklerinizin bir anlamı Süper yok. Süper analiz helal olsun. Eğer seçim başa başsa bu söyledikleriniz çok anlamlı. Eğer Erdoğan Farklı kazanıyorsa yine bu söylediklerinizin o kadar anlamı Süper yok. Süper analiz. Sadece şunu ilave edeyim. Eğer. <laughs> ya var ya. <laughs> yok işte. yok ama güzel özetledi. Bir dakika. hay oturunca böyle oluyor demek ki. Acaba ha, koltukta o, o koltukta, bir, koltukta bir şey var. O <laughs> koltukta bir şey var. Bizden bilgeleştim. Yani oraya bilge tamam. adam koltuğu mu demek lazım? <laughs> ne bizden bizden bilgeleştim. Bana film sor, Roma tarihi sor. sor i̇şte san... o yüzden diyorum. <laughs> evet. Koltukta bir şey varmış. Yalnız ben de Ahmet Hakan Bey'in bir lafını söyleyeyim. Roma'nın çöküşü ne zaman başladı der o hep. Romalı generaller birbirini övmeye başladı da. <laughs> o bizim gazetede Emre Oral var hmm. e, gazetemizin yöneticisi. Rahmetli evet, onun Özer amcanın oğlu. Evet. evet evet onun sözü. O dedi ki ya dedi baktık ya bugün çok iyi gazete hazırlamışız. Evet evet çok güzel. Birinci sayfamız şahane. O dedi ki Roma nasıl battı biliyor musun? Dedi. Emre mi dedi bunu? Evet. Nasıl e, battı evet. dedim? Romalı generaller birbirlerini övmeye başladı zaman dedi. <laughs> Benim akrabam bu arada Emre. Orhan. Öyle mi? Evet baban. Buradan selam söyleyelim <laughs> Emre'ye. <'ye. gülüyor> ee... Roma'ya dönersek şimdi. <laughs> <laughs> Sonuç şu. Romalı seçmenler <laughs> nereye ne dönecek? Şöyle, şöyle şimdi. <laughs> özetleyeyim. Şöyle özetleyeyim. Eğer bir anket gördünüz ki 52.5 53 Kemal Kılıçdaroğlu önde gözüküyor o ankette. Başka faktörleri hariç tutuyorum. Her, yani dedikodu kısmını hariç tutuyorum bu konulardan. Ee, onu bir buçuk puan eksik görün. Eğer bir anketi 51-52 ile Erdoğan görüyorsanız onu da bir buçuk iki Erdoğan lehine fazla görün. Tamam, Peki, çok net anlaşıldı. Hakan evet. Bey toplam oy oranı 102 çıkan anketlerden bahsediliyor. Bunları nasıl değerlendirelim? <laughs> toplam ne çıkan? <laughs> 2, Zafer pardon. 102.3. Bugün bir anket. O biraz heyecandan olmuştur Zafer. Ya bugün bir anketteki <laughs> toplam oy oranları 102.3 <laughs> mü 102.3 Hata yapmış mu? arkadaş. Daha önce de olmuştu. Peki başka var mı rakam? Ee, onur. Ha, san, sandık sayıları var. Şimdi onları da bir görelim ya. O da önemli aslında. Yani şimdi ya bu oy oylar çalınacak. Aman dikkat edelim falan filan deniyor. Ben bütün seçimlerde hep şunu savundum. Yani şu anda Türkiye'de toplam sandık 196.924. Bunların yurt içindeki 191.884. Yani kardeşim sonuçta 190.000 sandığa sahip çıkacaksınız. İktidar içinde söylüyorum, muhalefet içinde. Ağlamak yok. Teşkilatlanacaksın, örgütleneceksin. Öyle değil mi abi? sandığına sahip çıkacaksın. 190 bin adama ihtiyacın ya, var. Ya yani. Ahmet Bey bir de ya burada kendimize <laughs> haksızlık yapmayalım. Biz bu seçim işini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz. Ya. 14 Mayıs 1950 tarihinden beri <laughs> Aynı değil. bizim seçimlerimize gölge düşmemiştir. Benim, Ama bunu mahsustan ya bilerek de, yayıyorlar. Ben de diyorum ki bunu bir mahsustan bilerek yayıyor musun kardeşim? Ha, yayma diyorum. Bunu böyle yayacağına mahsustan bilerek Seçimlere gölge düşürmek amacıyla mı yapıyorsun bunu yoksa gerçekten kuşku mu duyuyorsun? Sen sen partisin. Sandık başında sana yer var. O zaman örgütleneceksin. Ben Muharrem İnce'nin seçiminde de söyledim. Yani güzel bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tüm Türkiye'de örgütlenseydi şu 190 1884 sandığa sahip çıksaydı tartışma olmayacaktı. Öyle değil mi? Ya zaten bir tartışma, tartışmayı kendi kendilerine çıkarttılar. Tamam kendi kendilerine tartışmayı yani, çıkaramayacaklardı. Şu var o sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duyacak. O milletin özgür iradesidir yani daha bunun üstüne laf söylemeye gerek yok. Ya gerçekten biz dünyada yani eşi benzeri yok ki. Bizim millet zaten böyle bir kuyumcu hassasiyetiyle oyunu veriyor. Parlamento aritmetiğine bakın orada görüyorsunuz. Dolayısıyla herkes saygı duyacak sandıktan çıkan sonuca. Peki. Başka var mı ya burada bu konuda konuşacağımız? Ya çok enteresan bir şey var. Bugün biz gazetede haber yaptık onu yarın çıkacak. Şimdi eğer seçim ikinci tura kalırsa ikinci tura kaç yeni seçmen katılıyor biliyor musun? Kaç? 45 bin. Ha, doğum günü nesildi. Ha, evet, o, evet. O 14 günde 18'ini aşan, 18'ini dolduran 45 bin kişi. Ha. Bu da gün yani. Ama ilk seçime girmek için ikinci seçime giremezler ki. Girebiliyorlar. Niye? Hak kazanıyor. Yaşı itibariyle. Hayır ama ilk seçim de Öyle bir, bir şart yok, yok ki ilk seçime girmen gerekiyor. Yok şart yok da yetiştirebilirse. Yani, yani seç, gidecek, se se seçmen listesine kaydolması lazım. İşte onu söylüyorum ben Öyle nasıl olacak, olacak ki? Yok ki Kayda biliyor yani kayda olmasında ha, bir sorun yok vardı. ki Tabii yetişmez Yani, yani O yüzden dedim yani ilkine girmediği için ikinciye nasıl girecek? Hava açıdansa evet yetişmeyebilir Ya prosedür yetmiyor Ben de öyle biliyordum da o yüzden dedim yani ha, O şey için söylemiştir muhtemelen Onur ee, ee, Şöyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilemezse 28 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak İkinci turda yurt içinde 47.523 kişi oy kullanma hakkına kavuşacak bu rakam yurt dışında 2435 2400 yani 2000 to e, ikinci turda 50, şey. e, 50 bin yeni seçmen oy kullanacak. E, seçimin ikinci tura kalma olasılığı da dikkate alınarak oy pusulaları basıldı diyor. Bu anı zamanda ne demektir? Matematik ve fizik olarak Türkiye'de haftada 25 bin kişi doğuyor demektir bir diğer deyişle. Evet bir de o var değil mi? Doğum. 25 bin doğum oluyor. Bu da aslında şunu gösteriyor. Bu 50 bin kişi örgütlenip bir parti kursaydı bir bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı alabilirlermiş. Hangi ittifaka gireceklerdi? E, tabii ki muhalefet bölümünde orada daha e, rahat Cumhur rahat İttifakı'na da girebilir yani. Ay, niye? Orada daha rahat dağıtılıyor bu. Bir bakanlık, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir küçük altın ya bir şey söyleyeceğim. Yani Şu, şurada <laughs> evet. yani Cumhur İttifakı'nda farklı bir, bir şey var yani. Tamam anladık da yani bunu söyleme bari. Ya orada herkese Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmiyor ki. Geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklat. Bizde de öyle herkese Cumhurbaşkanı yardımcılığı falan veriyoruz. Şuraya doğru. bir dikkat. Ama orada kim olsa 50 bin 60 bin o hemen bir bakanlık bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı tamam. 15 milletvekili. Hakan Bayrakçı. Buyurun efendim. Şurada yaş kaç ilk kez oy kullanacak 5, 18, 18 yaşında. 18 yaş olduğu için sadece ilk defa kullanacak veya geçen seçimde kullanamadıkları bu seçime aktarıldığı için 18'den işte kaç yıl geçiyor aradan? Hayır 18-23 ya. 18-23 18-23 yani yani arası. Hı hı. Yani 18 yaşla 23 yaş arası 5 milyon 182 bin yüzde kaç demiştiniz? Biriniz hesaplamış. 8.2 dedi demin. 8.4. 8.4. Bu arada 30 yaşa kadar olan seçmen yap, sayısı yap. da galiba %13'üne denk geliyor. Öyle bir hesap var yap, mı YSK'nın yani bugün açıkladığında? Yok. Yok o yoktur. Yani. Bu kime, burası kime oy verecek? O kitle var ya ben kime oy vereceği ayrı konu söylerim ama o kitleyi biraz insanlar yanlış tanıyorlar. Ben söyleyeyimse size. Mesela o kitle e, Türkiye genelinde siyaseten kendinizi neci hissediyorsunuz diye sorduğumuzda Milliyetçiyim diyenler Türkiye ortalamasında 18-19-20. Burada? Burada 33. Yapma ya. <laughs> ya, Yani o kitleyi o kitle e, enteresan bir şey. Muhtemelen Türkiye'nin son 10 yılda, 5 yılda, 20 yılda yaşadığı olaylardan kaynaklı olabilir. E, orada birinci gelen 33 açık arayla milliyetçilik, Atatürkçülük diyenler de 26-27. Yani o kitlenin Oy verme davranışları böyle zannedildiği gibi ya da bir iki sene ben önce söylendiği yapacağım. gibi değil.